Bütün botçulara savaş açıyoruz oğlum bugün. Bütün botçulara. Ortalık karışacak. Sizin bot olmamanız lazım. Sevgili dostum, bot olma. Botunu bağlayacağız bugün. Bütün botları bağlayacağız. Sevgili dostlar, bugün sizlere alemdeki bot işinden bahsedeceğim. Bu iş ne kadar karlı, ne kadar keyifli, kaç paraya çıkar, bu işten para kazanan var mı, bu iş güzel mi, değil mi? Bunların hepsini konuşacağız. Amacımız drama değil. O bot basıyor, bu bot basıyor mevzusu değil. Bu bot, o bot değil. Başka botlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, temelde sonuçta bir web sitesine giriyorsunuz, görüntülüyorsunuz bir web sitesini, bakıyorsunuz içine ne var ne yok bilmem ne falan. Ama siz bir insansınız, bir kişisiniz. O web sitesini yapan kişiler bir kişinin görüntülenmesiyle yetinmiyorlar. Daha fazla kişi görüntülesin istiyorlar bunu. Bunun birkaç tane arkasında yatan sebep var. Bir tanesi popülerlik. Bir tanesi SEO sistemiyle, yani Search Engine Optimization dediğimiz, hani arama motorları optimizasyonu sistemiyle arama sıralamasında üst sıralarda çıkmak. Reklam verenlerden, görüntülenme sayısına göre reklam veren anlaşmalardan para kazanmak. O yüzden görüntülenme işi ciddi bir iş arkadaşlar. Ciddi bir mevzu. Bu siteler için geçerli kısmı. Peki mesela YouTube'da bir videonuz, Spotify'da bir şarkınız 1000 izlendiğinde oradan elde edeceğiniz gelirle 1 milyon izlendiği de elde edeceğiniz gelir arasındaki farkı biliyor musunuz arkadaşlar? 1000 ile 1 milyon arasında ne kadarlık bir gelir farkı olduğunu. Şöyle söyleyeyim ben size. Örnekleme yapacağım. 1000 izlenmeyle el arabası kadar gelir elde ediyorsanız 1 milyon izlenmeyle ufak bir araba alırsınız. Öyle söyleyeyim size. O kadar bir fark var arada gelir farkı olarak. 10 milyon izlenmeyle Mercedes'e geçiyorsun falan. Çok iyi para dönüyor orada. Örnekleme yapıyorum size sevgili dostlar. Direkt literally konuşmuyorum. Google'da yazarak ya da YouTube'da yazarak gerçek izlenmenin ne kadarlık bir gelire tekabül ettiğini öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Türkiye'den izleyenler daha az para kazandırıyor. Yurt dışından izleyenler daha fazla para kazandırıyor gibi bir takım alternatifler var. Bilmem ne var. Bir de kartopu misal şöyle bir şey var. Botu atıyorsunuz. İzlenmeniz artıyor. Normal insanlar da gelip bakıyor ki ulan diyor bu listelerde bir numara en çok izlenenler arasında çıktı. Trendlere girdi bilmem ne oldu. Neymiş lan bu deyip daha fazla kişi tıklayıp daha fazla insan organik olarak izlemeye başlıyor. Ondan sonra daha da büyüyor bu mevzu. O yüzden de arkadaşlar burada enteresan bir hikaye var. Şimdi bunu yaparken insanlar geçmişte şöyle şeyler kullanıyorlardı. Bakın göstereyim size. Bunlardan gördünüz mü hiç bilmiyorum. Form farmları diye bir şey vardı. Eskiden mevzu böyleydi. Çin'de falan bulmuşlardı bunu. Eski telefonları alıyor herif. Görüntülenme yaptırıyorlardı accountlarla fiziksel olarak. Eskiden bu şekilde çözüyorlardı mevzuyu. Buradaki olay da çok temiz. Görüntülenmesini istediğim web sitesi, video vesaire ne varsa herif bunu kendi uygulamasında açıyor. 15-20 saniye görüntülettiriyor. Ondan sonra diğer videoya geçiyor. Birden fazla video sahibi var. Her biri için, her bir video için bunu yapıyor herif. Böylelikle döndürüyor. Sonra IP'yi resetliyor. Belli bir süre cooldown'u var. Mesela bak buradaki makinede cooldown'a girmiş. Belli bir süre cooldown yaptıktan sonra böylelikle sen eski makinalarına birden fazla account tanımlayarak gidip görüntülenme işlerini rahatlıkla yapabiliyorsun. Böyle farmlar yapmışlardı. Böyle çiftlikler yapmışlardı. Takır 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 geliyorlar buradan görüntülenme kasıyorlardı. Bu eskiden böyle yapılıyordu. Günümüzde mevzu daha değişik. Günümüzde arkadaşlar böyle fiziksel makinalara ihtiyaç yok. Adamların elinde zaten hali hazırda çok güzel bir sürü account var. 1 milyon tane account var herifin zaten. O accountların her biri kimisi gerçek kimisi değil. Gidip Spotify'dan açıyor herif. İzlenmeyi basıyor. İzlenme basıldıktan sonra o 1 milyon dinlenen şarkı bir anda insanlar tarafından dinlenmeye, normalde de dinlenmeye başlıyor. Adam büyük bir şekilde hızlanıyor. Büyüyor. Ondan sonra arkadaşlar adamlar artık bu işi farmlardan çıkartıp accountlarla ve tek bir bilgisayarla, yani böyle bir resource'a da böyle bir kaynağa da ihtiyacınız yok artık. Gerçek hesaplar da var içlerinde. Playlistler de var bilmem ne var. Ya playliste gelene kadar mesela Spotify'da eskiden beri halen daha var mı bilmiyorum ama eskiden şöyle bir yöntem vardı. Şarkıyı çıkartıyordu herif. Mesela featuring Eminem diyor, tamam mı? Şarkının adına yazıyor bunu. Ama şarkıda Eminem'in hiçbir şeyi yok. Söylemiyor yani. Hiçbir yerde Eminem şarkı söylemiyor. Sadece adında var. Nerede yer almış mesela? Eminem'in sayfasına gidiyorsunuz Spotify'da. Altta hangi şarkılarda yer almış diye bir bölüm var. Onun içine giriyordu. Böylelikle hiç tanınmamış birisi direkt olarak 80 bin, 90 bin, 100 bin,
bin dinlenme alıyordu. Böyle enteresan enteresan hileleri vardı yani. Tamam mı? Böyle şeyler yapıyordu adamlar. Şimdi onu geçtim. Biz kendi işimize dönelim. Almanya'da geçen sene şöyle bir belgesel yayınlanıyor arkadaşlar. Ortalık ayağa kalkıyor. Bak şimdi 50 bin euro alıyorsun diyor. Ondan sonra bu herif hackermış. Gidiyor abi Spotify'da accountlarım var benim diyor. Direkt Almanya'daki bütün ses sanatçıları için yapıyorum diyor bunu. Veriyorlar parasını diyor. Basıyorum botları, izleniyor diyor. Ondan sonra adamlar izlenmelerden parayı götürüyor diyor. Direkt böyle böyle insanlar yükseliyor bir anda. Bu olabilecek bir şey. Bu mevzu önemli değil. Şimdi arkadaşlar benim anlatmak istediğim nokta şu. Bir insan kendi istediği gibi yükselip izlenmeler alıp bir noktaya kendini taşıyabiliyor. Bununla ilgili bir problem yok. Botu atabiliyor, şey yapabiliyor, attırabiliyor, bulabiliyor. Peki bunun arkasında farklı ne gibi olaylar olabilir? Arkadaşlar bakın kaçak para var mesela herifte. Parayı aklaması gerekiyor. Herif gidiyor botçuya parayı ödüyor. Botçu gidiyor bunu izlenme olarak basıyor. Bastıktan sonra reklam gelirleri gelmeye başlıyor. Sadece 1 milyon izlenmede durmuyor tabii. Hayvan gibi izlenme artıyor. 1 milyonu gören geliyor. Gören geliyor. Gören geliyor. Ne oluyor izlenme? 2 milyon. 3 milyon. 4 milyon. 5 milyon. Oh! Ondan sonra sen mis gibi YouTube'dan temiz parayı alıyorsun. Botçuya yatırıyorsun. Sistem bu. İzlenme mevzusu çok enteresan arkadaşlar. Algoritma çok enteresan bu. YouTube'daki, işte TikTok'taki, Spotify'daki algoritma bilmem ne falan. Adam nasıl yapıyor biliyor musunuz botları? Account kendi içerisinde account açarak da yapıyor. Onun dışında zararlı yazılımla dağıtılan botnetler var. Yani nedir bu botnetler biliyor musunuz? Adamın makinesine zaten dünyanın değişik yerlerinde virüsler bulaşmış. Adamın bir YouTube hesabı bile yok. Bilgisayarında bir yerlerde bir zararlı yazılımı almış herif ve makinesini zombiye çevirmişler. Eskiden ne güzeldi. Zombi makineler en fazla DDoS atarlardı güzel kardeşim. Başka hiçbir işe yaramazlardı. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musunuz? Remote shell açıyor. Bütün botnetine dahil olduğu her yere diyor ki curl, curl şu web sitesini getir abi. Bütün 10 bin tane bot aynı anda YouTube işte can değer video xyz1515 gidin diyor bunu load edin abi diyor. Adam bir daha load etmeyi durdurun o sayfadan çıkını söyleyene kadar zaten o sayfada kalacak o bot. Sahte hesap değil. Hepsi gerçek hesap. Çatır çatır gidiyor alıyor abicim hepsini. Böylelikle izlenmeyi de arttırıyor herif. Hiç yeni hesap açmasına da gerek yok. Gördüğünüz o sosyal medya menajerler falan filan var ya onlar nasıl çalışıyor zannediyorsunuz? İşte Twitter takipçi botu, Instagram takipçi botu. Hepsi böyle çalışıyor. YouTube'da, Spotify'da bunları algılıyor. Çatır çatır patlatıyorlar IP'lerini. Hiçbir problem yok. Atıyorsun bir tane bot YouTube'una. 100 bin aboneyi de geçtin. Hemen sana inceleme geliyor. Eğer 100 bin aboneyi geçip yanında tik işareti yoksa YouTube'da adam %90 ihtimal botlamıştır arkadaşlar. Çünkü o tik işaretini kontrolden geçip o assessment'tan geçtikten sonra size veriyorlar. O süper hacker kanalları falan filan var ya 100 bin aboneli falan filan. Yanında tik yoksa kontrolden ya almıştır ya da adam kendisi açmamıştır. Validate etmemiştir. Ben bilmem. Konuşuna gelecek. Adamlar botneti satın aldıktan sonra zaten onda istediği web sitesini, istediği yeri görüntüleme yapıyor. Süper bir teknoloji var orada. İstediği gibi görüntülüyor adam. Tamam mı? Takır takır. Görüntüleme başına reklam parası. Reklam parasında kazanan adam temiz parayı alıyor. Yani sen sanatçısın. Botneti olan bir herife veriyorsun 50 lira. Herif senin videona basıyor botu. İzlenmeleri. İzlenmeleri yükselen reklama başkaları geliyor. Gelen oldu mu da YouTube ödüyor sana. Ne oldu senin o kirli 50 lira? Temiz. Üstüne bir de faiz aldın abi YouTube'dan. Üstüne reklam gelirleri tabii. Influencer. Hadi hepimiz influence edelim falan diye. Sistem bu şekilde çalışıyor. Sen gidiyorsun botneti alıyorsun. Ondan sonra da istediğin adama istediğin şekilde şişirilmiş izlenmeler. Inflated viewership falan diye İngilizcesi de. Bu yöntemlerle adamlar bu işten bu şekilde para kazanıp para aklayabiliyorlar. Bunun engellemenin yolu yok mu? Hep mi böyle birileri köşeyi dönüyor peki? Hayır. YouTube'da mesela bir sürü bot temizleme şeyi var. Mesela gecenin bir yarısı 500 bin tane hesap patlatılıyor mesela YouTube'da gidiyor. Bir ara Instagram'da aynısını yapmışlardı. Bütün bot hesaplarını patlattılardı. Millet, bütün bizim ünlüler ağlamaya başlamıştı. Ya benim hesabım takipten çıktılar. Demek ki onlar botmuş. Gitti takipçiler falan diye ağladılardı falan böyle. Çok enteresan mevzular olmuştu. Sonuçta mevzu bu şekilde çalışıyor. Ne yapacaksınız? İnternette kişisel hesaplarınızın güvenliğine dikkat edeceksiniz. Bu bir. İkincisi, internette modemlerinizde, kameralarınızda mutlaka uzaktan erişime kapalı olmasına özen göstereceksiniz. Ya bir portalı taramayla görün o arkada neler var neler yok onlara bir bakın nereye bağlanıyor. Ya üzerinde herhangi bir şey yapıyorlar mı yapmıyorlar mı onu kontrol edebilmek için modemi bridge moda çekip arkadaki şeyden bağlantıları görebilirsiniz. Yani arkadaşlar bot olmayın. El alemin YouTube'u tokatladığı şeylere, Instagram'ı, Twitter'ı bilmem neyi tokatladığı şeylere meze olmayın arkadaşlar. Abone olun oğlum.